herkesin temennisi bu. Ama onun haricinde risklerle ve tehlikeli bir ortamda yaşamak, şiddetin olduğu bir ortamda yaşamak sana nasıl zarar verir? Her türlü. Her türlü zarar verir. Sen bunu bir kadın olarak hak ediyor musun? Hayır, hak etmiyorum. Seni dövüyor, sana vuruyor. Evet, hatta ben gittim şikayet de ettim. Bak şiddet demiyorum, özellikle diyorum ne olduğunu anlasın diye. Ona rağmen ben bu adamı seviyorum diyorsun. Seviyorum. Sevgiyle dedi. Şiddet yan yana olur mu? Olmaz. Mesela insan çocuğunu dövebilir mi? Hayır. Seviyorum diye dövebilir mi? Hayır. Hiçbir. İnsan sevdiği kadını, aşkım dediği, canım dediği kadının kılına zarar verebilir mi? Hayır. Murat sana niye bunu yapıyor? Eşim cezaevindeyken bana dedi ki şu saçının tek teline zarar gelse dünyaları yakam diyen bir adam. Şimdi beni bu kadın için terk ediyor. Oraya gelme. Teline zarar vermeyecek adam seni dövüyor. Canı sıkılıyor, dövüyor. Erkekliği tutuyor. Erkeklik değil bu arada da ne demek istediğimi gayet anlıyorsunuz. Öfkesi geliyor, ona kızıyor, buna kızıyor, dövüyor. Karanlık işler yapıyor, istediği gibi gitmiyor işler, ceza alıyor, dövüyor. Evet. Sen böyle bir hayatı hak etmiyorsun. Hiçbir kadın hak etmiyor. Çok özel değilse, önceki evliliğiniz niçin bitmişti? Önceki evliliğim anlaşamıyorduk. Şiddet orada var mıydı? Hayır, yoktu. Boşandıktan sonra mı Murat Bey'le tanıştınız? Yoksa evet. Boşanma aşamasında mı? Yok, boşandıktan sonra. Boşandıktan sonra tanıştık. Ben biraz önce ne anlattığım programın başında seyircilerimize, şimdi ne duydum? Ama inanıyorum ki bu söylediğimiz her şey bir kişinin bile kulağından içeri girse, aklında ve beyninde yer etse o kadın birçok kadını da kurtarabilir. Ben buna inanıyorum. Pınar, kocam ne yaparsa yapsın, nasıl davranırsa davransın, yeter ki geri dönsün diyor. Yaşadığı cehennemin farkında değil. Evet. Yaşadığı karanlığın farkında değil. Eşinin nesini seviyorsun? İş hayatı karanlık. Sana davranışı karanlık, çirkin. Her an bir suça karışıp cezaevine yine girebilir. Yani nesini seviyorsun gerçekten? Nesini sevdim? Onun hani duruşunu... İhanet de ediyor üstüne. Evet. Onun duruşunu sevmiştim. Hangi duruş? Yani beni korumasına karşı. Önceden beni çok koruyordu, savunuyordu. Kime karşı? Herkese karşı. Herkes kim? Aileme karşı. Ailen sana ne diyordu, ne tepki veriyordu? Ben ailemle pek anlaşamıyorum zaten. Hani eşimi istemiyorlardı. Ben onlara rağmen ben eşimi sevdim, istedim. Ve onlara da aileme de gerçekten de hak veriyorum. Hani ailen Murat'la evlenmeni neden istemedi? İstemiyordu çünkü cezaevinden çıkan bir adamdan sana hayır gelmez diyorlardı. Karıştığı suçlardan dolayı sanırım evet. Bir değil birden fazla suçtan bahsediyorsun. Evet. Böyle bir adamla evlenip hayatını karartma Pınar dediler. Evet. Niye kulağını tıkadı? Çünkü hiçbir şey gözüm görmüyordu ondan başka. Keşke hani her şeyi başa sarsaydım da hayatım boyunca hiç girmeseydi ya da onunla hiç evlenmeseydim. Pınar şu da bana mantıklı gelmiyor. Ya haksız bir para geliyor eve. O haksız para gelinceye kadar sesinizi çıkartmıyorsunuz. Bu Gülçin Hanım'ın dolandırıldığını biliyorsunuz eşiniz tarafından. Ben çok kavga ettim onunla. Çok bağırıştım, çok şey yaptım. Onun yüzünden ben dayak yedim. Hayır o bile eşinizin işte... Size göre bazı insanların hayatta duruşu vardır. Bir başkasına zarar veriyorsa ki bir kadınsa ve bir erkek o kadının parasını almak için duygusal zaaflarından faydalanıyorsa bu bile senin için boşanmak için önemli bir sebep. Evlilik vaadiyle dolandırıcılık al sana yani. Bunu biliyorsunuz. Oradan sürekli size bir para geliyor. Diyorsunuz ki 4.000 geliyor, 5.000 geliyor. Belki de eşiniz hiç çalışmıyor. Sizin geçim kaynağınız bu. Şimdi benim aklıma da öyle geliyor. Ekmek elden su gölden. Yani buradan gelen bir duygusal boşluğundan, zaafından yararlanan bir kadın var. Buna hiç ses çıkartmıyorsunuz ta ki eve gelmemeye başlayıncaya kadar. Evet. Aşık olmasaydı Gülçin Hanım'a eşiniz. O zaman karşı durmayacaktınız.
Sessiz kalmaya devam edecek miydiniz? Hayır tabii ki de. Ne yapacaktınız? Gidip ihbar edecek miydiniz eşinize? Tabii ki de. Ben hatta şikayet bile ettim onu. Toplamda ne kadar para almış olabilir Gülçin Hanım'dan? Yani böyle tahmini. Yani tahminin 10 bine yakındı. Vay, vay, yani vay. Hani nasıl diyeyim? Şu gün altına araba aldı, motor aldı. 10 bin. Bunlar araba ve şey. 10 binle mi oluyor? Hayır, hayır. Onu hayriyetten. Yani ha. Altına araba, motor. Bir de kredi kart. Bir de kredi. Kaç paralı kredi kartı? Yani kredi kartın kaç paralı olduğunu bana söylemedi. Evin giderleri son 2,5 ayda. Yani evin giderlerini, her şeyini kocam Murat mı karşılıyordu? Hayır. Ben annemlerle kalıyordum. Hayatım boyunca bana hiç ev tutmadı. Siz bu arada evliyken nerede yaşadınız? Annemlerde yaşadık. O da mı? Evet. Annenlerin evinden ben annemlerde yaşıyordum. O yaşamadı. E siz nasıl karı koca hayatı yaşıyordunuz? O gelip gidiyordu. Annenlere geliyordu? Evet. Arada annenlerde kalıyordu. Arada da Nazo'da mı kalıyordu? Evet. Hmm. Sen bu paralarını hani... Ben şey gibi düşündüm, bir ev var, evin giderlerini Murat 2,5 ayda lüks lüks karşılamaya başladı. Aynen öyle. Hatta onunla bile ben kavga ettim. Murat yapma dedim. Bak başına iş olacak dedim. Uyardım onu. Ne konuda uyardın? Her konuda. Bu kadına da yazık, kendine de yazık dedim. Bana bile acımıyorsun dedim. İnsanlara acı bari dedim. Hani yaptığın yanlış dedim. Pınar, biz şunu anlamaya çalışıyoruz. Hani sana şunu söyledi. Bak Pınar, ben bir kadın buldum. Acayip de zengin. Ben gideceğim bu kadının parasını yiyeceğim. Sakın bu ilişkimizi yanlış anlama. Her şey yalan mı dedi acaba? Evet. İlişkilerin tanıştıkları günden itibaren bugüne kadar birlikte olduklarını biliyor muydun? Hayır, bilmiyordum. Bilmiyordum. Sonra öğrendim. Telefonla öğrendim. Evet, telefonla öğrendim. Sonradan sana dedi ki ben bu kadını dolandırıyorum diye. Evet. Murat Doymuş'un söz hakkı, cevap hakkı vardır. Bir de Gülçin Aslan Nazo lakabını da kullanıyormuş. Eşi Pınar Doymuş sürütüyomuzda diyor ki kocam Murat Doymuş bu Gülçin Hanım'ı dolandırıyor, parasını kullanmak için böyle bir ilişki oyunu oynuyor dedi. Buyurun, sorular var galiba. Pınar Hanım, eşinizi çok sevdiğinizi söylediniz. Ha, çok özür dilerim, sorunuzu tamam. Unutmayın lütfen. Tamam. Gülçin Hanım merhaba. Alo, merhaba. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi ben çok kötüyüm. Araştırmasını yapabilirsiniz. Peki, ben zaten şunu merak ediyorum Gülçin Hanım, beni ilgilendiren şu. Murat Doymuş sizin hayatınızda sizin sevgiliniz olarak mı vardı? Vardı, evet. 4 aydır vardı. 4 aylık bir kendisi ilişkiniz var. Peki... Yani bunu sizi... ispatlarım. Kendisi de biliyordu. 4 aydır ilişkiyi Pınar da mı biliyordu? Evet, biliyordu. Her türlü ispatlarım. Çok iyi. Yani gerek yok ki böyle yayınlara çıkmasına. Zaten savcılara hepsini verdim. Siz Murat Doymuş'la beni evlilik vaadiyle dolandırdı diye şikayetçi oldunuz mu? Evet. Bu kişi sizi evlilik vaadiyle dolandırdı. Bu ilişki boyunca sizin paralarınızı mı yedi? Hayır, asla öyle bir şey yok. Benim ne param varmış Esra Hanım, sorar mısın? Ben kat villa mı sahibi miyim? Ben bir yetim maaşıyla geçiren 4 çocuğuna bakan bir siz anneyim. Siz niye şikayetçi oldunuz o zaman Murat Bey'den? Efendim? Murat Bey'den ne diye şikayetçi oldunuz? Eğer sizi bir madde... Ben benden uzaklaşsın diye sadece bir iftira amaçlı yapmıştım bu konuyu. İftira. Şunu öğrenebilir miyim? Siz Murat'la ilk tanıştığınızda Murat kendini size ya ben evliyim ama karımla anlaşamıyorum mu dedi, yoksa bekar olarak mı tanıttı? Dedi, ben evli olduğunu bir akşam duydum, onu evden kovdum, o da almış karısını köye gitmiş diye duydum. Hmm. Daha o günden beri de uzaklaştırmamız var, bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Sonra şikayeti... Bir aylık uzaklaştırmamız var. Peki sonra şikayeti geri çektiniz mi? Evet. Önce şikayetçi oldunuz Murat'tan, sonra şikayeti geri mi çektiniz? Evet, rezil olmaktan korktum. Çünkü yani ben de bir anneyim. Hı-hı. Yani benim de çocuklarımın bir şerefi var. Sizin çocuklarınızın hayatına girdi. Sizin yaşantınıza 4 aydır girdi. Asıl burada mağdur oldu. Yani gerçekleri bilmeyip kandırılan kim? Kendisi de biliyor. Hayır, hayır. Bu ilişkide bir erkek tarafından kandırılan kim? Kandırılan vallahi benim. Neden derseniz Pınar Hanım biliyordu. Her türlü de ispatlarım.
Pınar Hanım biliyordu. İmam nikahlı karısıyım ben 4 aydır. Burada kandırılan, mağdur olan benim. İmam nikah kıyıldı, doğru. Ben bunu duyduktan sonra senden kavga ettim ben Murat'la. Ben bu kadın yalan yüzünden beni söyleme, terk ediyor. Yalan söyleme, baştan beri biliyordun. Bilmiyordum. Siz o zaman evli olduğunu da biliyorsunuz. Bilmiyordum. Esra Hanım bir saniye lütfen. Ha tabii. Bu konuyu bilen sendin, dolandırıcısın. Bak ben açarsam ağzımı, ben bunları sonradan duydum. Bakan sensin. Sizin paranız ondan var mı? Kocam diye orada yalan yapma. Şimdi kocasını sizinle size gönderen Pınar mı? Ya sadece bana de ki kaç tane kadını dolandırmışlar. Bir sabıkalarına baksanız öğrenirsiniz. Ama ben öyle sabıka filan polis kayıtlarına bakamıyorum ama... Pınar Hanım'la Murat Bey bir teşkilat mı? Yani... Ben öyle bir şeyler duydum. Ben bunları kovdum. Benim ilgim, alakam kalmadı. Gülçin Hanımcığım bakın, beni şu anda benim aslında şu anda üzüldüğüm kişi sizsiniz. Bu kadın buraya oturuyor, diyor ki benim kocam dolandırıcı iddiasında bulunuyor. Birlikte olduğu Nazo zengin, onun parasını kullanıyor. Sen de diyorsun ki kocasını bana gönderen Pınar'ın kendisi, karısı. Değil, dolandırıcıyız desin. Anladınız mı Esra Hanım? Siz mi kocanızla birlikte olup zengin kadınlara, siz mi kocanızı hayır, zengin kadınlara gönderiyorsunuz? Hayır, hayır. Ben bunu duyduktan sonra zaten ben Murat'la kavga ettim. Büyük bir kavga ettim. Hiç kocanızı başka kadın, zengin kadınlarla tanıştırdınız hayır. mı? Hayır. Benim öyle bir zengin kadınım yok ki zaten, arkadaşlarım yok. Peki Gülçin Hanım, Murat'la ilk tanıştığınızda Murat size evliyim dedi mi? Hayır, ben bilsem, ben de bir anneyim. Ben nasıl böyle bir şey yaparım peki, ya? Peki Gül, Esra Hanım, ben bir şey sorabilir peki, miyim? Peki Pınar'ın sana gönderdiğini şey nereden biliyorsun? Sen bana bir şey sorma, kapatırım. Dur. Sen bana bir şey sorma. Dur, kapatma, benle konuş. Pınar'ın kocasını sana gönderdiğini sen nereden duydun? Nasıl? Dedin ya bana Pınar, yani Pınar kendisi gönderdi kocasını dedin. Ya Murat bana kendisi anlattı, dedi ki... böyle böyle dedi, ben bunlardan yalan bıktım işte, dedi. Esra, eğer Allah dedi Esra Erol'a çıktıysa madem dedi, hatta da görüştük kendisiyle. Esra Erol'a çıktıysa ben de onun ne yaptığını her şeyi söyleyeceğim. Hı-hı. Onun 14 yaşındaki kızı yüzünden 3-4 kere ben adliyelerde süründüm. Geleceğim. Yani her şeyi anlatacağım dedi. Sizin de dolandırıcı olduğunuzu, sizin de bu işlerde cezaevine girip çıktığınızı, suçlara karıştığınızı iddia ediyor. Var mı bu konuda suç kaydınız? Hayır tabii ki de. Hiç bu konuda işlem yapıldı mı aklınızda? Hayır, yapılmadı. Ailenizden biri? Hayır. Çocuğunuzla ilgili Murat'tan şikayetçi oldunuz mu? Hayır. Hiç çocuğumla ilgili çocuğuma zarar verecek bir davranışta bulundu diye şikayetçi oldun mu? Hayır. Olmadın. Peki buyurun. Kafam karıştı. Biliyoruz da ama sizi esas mağdur eden Murat Bey, ona yardım eden Pınar Hanım oluyor. Aynen. Siz şimdi sizi asıl mağdur edeni... Yani, avukat hanım. Sizi asıl mağdur eden Murat'ı niye affettiniz siz? Ben onu anlamadım. Çünkü Murat'la ikisi işbirliğiler. Sizi asıl mağdur eden, asıl anlamda duygusal sizin zaaflarınızdan faydalanan, evli olmadığı... size evli olduğunu size söylemeyen kişi kim? Murat. Değil mi? Evet, evet. Tamam. Siz şimdi şikayet ediyorsunuz onu. Neden şikayetten vazgeçiyorsunuz? Sizi ya esas mağdur eden Murat. Yalvardı. Benim çocuklarım dedi ki bizi rezil etme. Kapat şu konuları anne. Oturduğun yerde dedi. Ha. Yani ben de konuyu kapatayım dedim. Artık rezil olduk. Araba, motosiklet, altın paralar doğru mu? Araba. Araba, motosiklet, altın bilekliklerden bahsediyor ve bir kredi kartı temin ettiğinizi söylüyor. Efendim? Sizin Murat Bey'e bir araba, bir motosiklet, altın bileklik, kolyeler ve bir kredi kartı verdiğinizi söylüyor eşi. İspatlayabilir mi? Tapusunu gösterebilir mi? Veya üstüne bir hayır, satış hayır. gösterebilir şu mi? Var. Mesela kendi adınıza çıkmış olan benim kredi... Benim kendi üstüme göre... Bak, lütfen siz konuşmayın. Sadece avukat hanımla görüşmek istiyorum. Lütfen. Vallahi kusura bakmayın. Program benim. Sorusuna cevap verirsiniz ama tüm sorulara da cevap vereceksiniz. Öğrenmek istediğimiz basit bir şey. Kendi adınıza çıkartılmış bir kredi kartını Murat Bey keyfi harcıyor mu? Hayır. Benim ya param da... yok ki içinde harcasın. Sizin hiç paranız yok mu?
Benim param nerede Esra Hanım? Ben yetim aileyle geçiren bir kadınım. Tamam, mesajlara bak. Yetim aileyle mi? Benim... Evet. Üç çocuğunuzla. Evet. E niye bu kadıncağız diyor ki bu kadının paralarını kullanıyor diye? Ya araştırabilirsiniz diyorum. Benim oğlum çalışıyor. 8,5 milyar maaş alıyor. Hı hı. Bir tane de kızım üniversite okuyor. Ben de yetim aile alıyorum. Nerede benim param hanımefendi? Ben vallahi... ayda 17 milyar taksit ödüyorum. Ev taksidim ya. Var benim. Vallahi sizin Esra zengin Hanım. Olduğunuzu Esra söyleyerek Hanım. Acaba Pınar'ı mı kandırdı? Mirası var. Bütün fotoğraflarını mesajlar duruyor. Hatta verdim mesajları. Hepsini verdim. Karını kandır diyor. Beni boş nasıl kandırıyorsan kandır diyor. Boşa karını. Çünkü benim sülalemin içine girdi. İmam nikah kıydı. Cümle aleme rezil olduğum. Burada rezil olan benim, ben.